Üçüncüsünü verdiğimiz iftar yemeğini iki senenin toplamı kadar kalabalık gelişinden dolayı sonsuz derecede mutluyuz. Ankara'dan Süleyman Demirel'in iki korumasını buraya kadar teşrif etmeleri ve bize sürpriz yapmaları çok anlamlı bir hadise olarak nitelendiriyorum. Üsküdar Kaymakamımızın aramızda oluşu da bizleri çok mutlu etmiştir. Hayır ne diyeyim? Her nefes abu havası cana canına katmada gel ey sevgili hünkârım şeraf abadı gör hele dediği yapıtın bulunduğu yerdir burası. Burası denizde dalgaları durduran dini bütün hocamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin padişahı ayağına getirdiği yerdir burası. Burası Boğaz'ın şeref kapısı olan bir yerdir burası. Burası bu kadar önemli edebi ve tarihi ve dinsel özelliklere sahip olmasına rağmen maalesef ve maalesef uzun yıllar odun deposu olarak kullanılmıştır. Ne kadar acı bir hadise. En nihayet benim rahmetli abim bir gece yarısı buraya geliyor ve şair Nedim'in o her nefes alma havası cana cana katmada lafını ağızlarından dudaklarından okurken aldığı nefesle diyor ki ben buraya denki odun deposunu kaldırıp İstanbul'un en güzel yeri haline getireceğim diyor. Ve 3,5 dönüm üzerinde o vakit yol falan yok olan bir yere tesisi kuruyor ve yapıyor. Allah kendisinden gani gani rahmet eylesin. Onun gibi bir abimin o üstünden dolayı iftihar duyuyorum. Üzüntü verici bir hadise, bu yerin çalışmaları sırasında engellerle karşılaşmamız oldu. Allah'tan razı olsun ki o devirde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Çankaya'da devletin başında bulunuyordu. Durumu kendilerine arz ettim. Aldığı her nefesi insanlık uğruna harcayan o büyük insanın yapmış olduğu katkılarla bir gecede iki ruhsatı ayağımıza getirdiler. Kendilerine gani gani Allah rahmet eylesin. Çok çok teşekkür ediyorum ve Allah bugünkü kaymakamlar gibi bir devleti bize nasip ettiği için Allah'a da bin şükür ediyorum.